ABB TV ekranlarından herkese merhabalar. Her hafta olduğu gibi bu hafta da uzman psikolog ve psikiyatristlerimizi sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu hafta sosyolog, psikolog Gülay Danışan'la birlikte okul ve aile işbirliğinin önemi hakkında konuşacağız sizlerle. Kendisine hoş geldiniz demek istiyorum. Merhabalar, hoş bulduk. Gülay Hanım, öncelikle bir kaynak olarak okul ve aile işbirliğinin önemi konusunda biraz bize bilgi verir misiniz? Okul ve aile aynı zamanda çocuk, saç ayağının üçlü mekanizması gibidir aslında. Çocuğun aile içerisindeki yapısıyla kendisini öğrenme sürecinin bir parçası olarak düşündüğü, okul içerisindeki yapısını destekleyen bir öneme sahip. Çocuğumuzun ihtiyaç duyduğu gelişimsel süreçlerden veya yolunda gitmeyen, onun gelişimini aksatacak herhangi bir unsurdan alıkoyabilecek, koruyabilecek, önleyebilecek bir mekanizmaya da sahip. Dolayısıyla okul ve bir yandan aile çocuğumuzun gelişimine ortak payda da katkı sunarlar. Okulla işbirliği için evde ebeveynler nelere dikkat etmesi gerekiyor? Evdeki dikkat edilme sürecinden önce okulun aileden alacağı destek, ailenin okula çocukla ilgili verebileceği destek, karşılıklı olarak sağlıklı kurulacak bir iletişimle mümkün olacak. Anne ve babalar okulu çocuklarını gönderdikleri ve eğitim aldıkları bir kurum olarak düşünmenin ötesinde çocuklarının hayata hazırlanma yönünden öneme sahip olduğunu kabul etmeliler başlangıçta. Okula kaydını yaptırdım, artık öğretmen düşünsün mantığından uzaklaşmalılar. Okula gönderiyorum, ben daha ne yapabilirim? Düşüncesinden uzaklaşmalılar. Öğretmenlerimiz ve okul yönetimimiz de velilerimizin çocuklarımızın anne babaları olduğu gerçeğini hatırında tutmakla birlikte onların birer yetişkin olduğunu kabul etmeliler. Öğrencilere yönelik olan yapıcı otorite mekanizmalarını aile üzerinde işletmeye kalkmamalılar aslında. Çünkü evet çocuklar biraz otoriteye ihtiyaç duyar. Bununla birlikte veliler duymaz. Velilerden rica etmeliler, işbirliği için davet etmeliler, veliler de bu ricayı kabul etmeliler ve işbirliği için gönüllü olmalılar. Çünkü her ikisinin ortak bir paydası var. Sağlıklı bir bireyin yetişmesi ve bu bireyin oluşturacağı sağlıklı toplumun bir parçası olması. Dolayısıyla bu açıdan önem arz ediyor. Peki veliler ne yapabilirler? Öncelikle çocuklarının gelişim dönemlerinde, bu çocuk ilkokul çocuğu olsa da, bu çocuk 5, 6, 7, 8. sınıf, ergenlik döneminin tam da giriş kısmını oluşturan bir gruba dahil olan çocuk olsa da, lise öğrencisi olsa da, üniversite öğrencisi olsa da hiçbir surette kendilerini ayrıştırmamalılar. Okuldaki ihtiyaçlara gönüllülük esasıyla katkı sunmaları kendi aidiyetlik duygularını da besler. Çocuklarını gönderdikleri okulda herhangi bir aksaklığı önleme konusunda işe yarar olma hali çocuğumuzun da aidiyetlik duygusunu besler. Aynı zamanda anne babanın varlığı ya da bakım verenin varlığı çocuğumuzun okulda yaşayabileceği herhangi bir soruna yönelik kendisini güvende hissetmesini sağlar. Daha da önemlisi, herhangi bir zararlı alışkanlık edinme sürecinde hem okul hem aile işbirliği içinde olduğunda bu konuda zarar görme ihtimali daha aza iner. Bu yüzden veliler evde çocuklarıyla ilgili olarak özellikle okuldaki yaşamından haberdar olmak adına paylaşımlar yapmalılar. Neler olabilir bunlar? Gününün nasıl geçtiği sorulabilir. Onunla ilgili, okulla ilgili herhangi bir konuda nasıl hissettiği sorulabilir. Merak edilebilir.
merak edilebilir. Okul ziyaretleri periyodik olarak yapılabilir. Burada küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Genelde çocuklarımızın tek velisi oluyor. Aslında bu çocuk iki ebeveyne sahip ya da bir bakım veren grubuna sahip. Bakım verenleri her kimse dönüşümlü olarak da süreci dahil olması çok daha anlamlı olabiliyor. Eğer sadece anne ilgileniyorsa sanki bu bir görev, bu bir yük gibi algılanabiliyor ve ilerleyen zamanlarda diğer ebeveyne yönelik bir suçlama gidebiliyor. Bu da evde bir çatışmaya yol açabiliyor. Bu çatışma da haliyle çocuğa ve okul ilişkisine yansıyabiliyor. Dolayısıyla mümkün mertebe periyodik olarak, dönüşümlü olarak ebeveynlerin çocuklarımızın okul hayatlarıyla ilgili olarak dahil olmaları, iletişim halinde kalmalarında yarar var. Ebeveynlerle öğretmenler kendi aralarında peki nasıl dayanışma geliştirmeleri gerekiyor? Bu önemli bir konu. Genelde bazı öğrencilerin velileri sürecin merkezinde olurlar ve bazıları çok dışında olurlar. Öğretmenlerimiz de haklı olarak kalabalık kitlelere hitap ettiği için, kalabalık bir öğrenci grubu ve öğrenci velisine hitap ettiği için zamanı daha efektif kullanma, daha etkili kullanma bağlamında gelen velilerle haşır neşir oluyor. Gelmeyenlere ulaşması zor olabiliyor. Günümüzde teknoloji çok yaygın biliyorsunuz. Evet, her öğretmen belki telefon numarasını vermek zorunda değil, kabul ediyorum. Bununla birlikte öyle ya da böyle bu çocuğun eğitim hayatıyla ilgili çaba sarf edilmesi gerekiyor. Bazen öyle paylaşımlar oluyor ki öğretmen şöyle bir durumdan dert yanabiliyor. Ben bu çocuğun velisini belki 10 defa çağırdım. Bir sefer gelmedi. Çocuğun gelişimine dair geri bildirim verme fırsatı bulamıyor. Çocukla ilgili ihtiyaç duyulan gelişim adımları atma fırsatı bulamıyor. Sorunların çözümünde tek başına yeterli kalamıyor. Haliyle ebeveyne ihtiyaç duyuyor. Onun ötesinde velilerimiz okulları şöyle görmeye başladı. Yine ne isteyecekler? Okulların ve çocukların ihtiyaçları aslında hem okul, hem aile, hem de toplumun diğer dinamikleri nezdinde ilerletilmeli. Bu diğer dinamikler gönüllü bağışçılar, sponsorlar, bunun yanı sıra büyük indirimler yapabilecek mekanizmalar. Mesela bir projeksiyon lazım oluyor. Elbette herkes bir şekilde kendisini sorumlu hissediyor olabilir, elinden geliyor olabilir, gelmiyor olabilir. Bununla birlikte kıyısından, köşesinden, bir noktasında dahil olmalı. Özellikle öğretmenlerimiz şöyle süreçler geliştirebilirler. Nacizane bir öneri. Çeşitli yapılan akademik araştırmalarda da çıkan sonuçlardan biri aslında. Küçük alt komisyonlar kurmak. Veliler arasında okuldaki ihtiyaçlara cevap olabilecek, çocukların gelişimlerine katkı sağlayabilecek minik minik komisyonlar kurmak. Haliyle her veli kendisinin yapabileceği şeyi dile getirip ben bu noktada dahil olabilirim dediğinde çocuklarımızın, o sınıftaki çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanması, öğrenim süreçlerinin kolaylaştırılması bağlamında değer kazanıyor diye düşünüyorum. Buradan ebeveynlere vermek istediğiniz bir mesajınız var mı? Elbette var. Öncelikle çocuklarınızı çok sevin. Gerçekten onları çok sevin. Sonra onları iyi tanımak adına öğretmenleriyle lütfen iletişimde kalın. Okullarıyla haşır neşir olun. Ne okulda yalnız olduğunu hissetsin, ne de alanına ihlallerde bulunulduğunu hissetsin. Herhangi bir durumda, herhangi bir konuda müdahale edebilecek kadar yakın, özgür bırakacak kadar mesafede kalmanın yararlı olduğunu düşünüyorum. Okullar siz ailelerle birlikte anlamlı. Öğrencilerin ebeveynleriyle birlikte geliştirdikleri iletişim bağlamında anlamlı. Bu yüzden hem okula hem çocuklarımıza sağlıklı yatırımlar yapalım. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim beni ağırladığınız için. Çok sağ olun.
Değerli ABB TV izleyenleri, bu haftada programımızın sonuna geldik. Haftaya farklı konu ve konuklarla yeniden sizlerle birlikte olacağız. Hoşça kalın.